Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Ahmet Erkam Saraç. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz sormalı. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün battığımız bataklar adlı öykü eserimiz üzerinden konuşmak istiyorum. Biraz ilginç geldi başlık bana. Battığımız bataklar. Başlangıçta zor da bir telaffuzu var. Ee, bu isim özelliğinde neden bu başlığı seçtiniz? Bunu açıklayabilir misiniz başlangıçta? E, açıklayayım. Bu bir e, Türk grubunun e, bir şarkısında geçen bir ifade. Hmm. E, bizim aslında Twitter'da e, birkaç arkadaş böyle e, yaptığımız bir geyik üzerinden çıktı. Bülent yıldız tanıyanlar vardı. Sizin de podcastlerinizde e, konuştuğunuz isimlerden birisi. Evet. E, o böyle şarkı sözleri yazılırken o arada işte bu ifade geçti ve Bülent dedi ki Erkam'ın da dedi böyle bir işte battığımız bataklar isimli bir öyküsü var gibi bir şey söyledi ama yoktu. Böyle bir öykü falan yoktu yani. Ee, akabinde aa dedim aslında güzel. Olabilir. Çarkıyı da seviyorum. Ee, hadi bununla ilgili bir öykü yazayım. Düşündüm ama oturup böyle bir öykü yazmadım. Sonra kendi kendime işte bir öykümün ismi aslında buna evrildi. Ha dedim tamam işte baktığımız bataklar tam bu e, öykünün ismi olabilecek bir şey. Bir Yani öykümün ismiydi aslında. Akabinde dosyayı oluşturduktan sonra da e, yine Bülent sağ olsun e, dedi tamam işte yani işte, bu olsun. Çekiciliği var işte biraz. E, aslında işin e, marketing, pazarlama tarafını da düşünerek dedik ya bu işte grubu da dinleyen çok insan var. E, dikkat çekebilir. İsmiyle dikkat çekti ama şundan dolayı şu an çok mutsuzum. Ee, ne yazık ki şarkıda yaptığımız yataklar battığımız bataklar diye sırayla gidiyor ifadeler. Oradaki ikili ifade yaptığımız yataklar, battığımız bataklar isimli bir webcast ee, romanı yazılıyor. Şu an gördüm ve Twitter'da battığımız bataklar diye arattığımda sadece o çıkıyor ve <laughs> bu beni çok mutsuz ediyor şu anda. Ondan dolayı bir mutsuzum var. Yani e, şeyin e, çıkış hikayesi bu. E, kitabın isim, dosyanın e, isminin çıkış hikayesi bu şekilde kısaca <laughs> Anlıyorum. Ee, şimdi ben araya şu an konuşuyorum da e, mikrofonu çıkartabilseniz sanki daha iyi olur gibi geldi hareket ederken. Öyle mi? E, şey Hı -hı. Evet o şu bir şu kenara koyayım bir öyle deneyelim bir saniye. Olur. Ama o zaman şu sesi bir dakika şöyle yapayım. Normal bir ses daha iyi gibi hissettiriyor bana. Çünkü siz hareket ederken muhtemelen Bluetooth evet, falan evet, ile evet, evet, bir durum var. Tamam bir dakika o zaman şöyle yapayım bir dakika. Ben ilk duruma geç. Ha, direkt. Şöyle ilk duruma geç. Geliyor mu şu an sesim? Evet geliyor. Böyle daha mı iyi? Of benim için fark etmez dediğim gibi. Tamam, böylesi daha iyi. Ben şimdi... İyi, tamam. e, battığımız bataklar adlı eserinizin ilk sayfasını okumanızı rica edeceğim İlk sayfasını okuyabilir misiniz veya herhangi bir öykünün ilk sayfasını ee, tamam o zaman şöyle yapayım yazdığım yani benim açımdan tamam olduğunu düşündüğüm ilk öykümün ilk sayfasını okuyayım böyle <laughs> ee, çoğunluk yani bir e, genelde bu öyküyü beğenenler yani kitap okuyanlar arasında beğenenler çoğunlukta Belki onun da etkisiyle. Bu öykünün ilk sayfasını okuyarak başlayayım o zaman. Olur. Tamam. Yeniden oyna. Sevil eve geldiğinde yolun sonundaki döküntü çiftliğe doğru ilerliyordum. Kıyıda köşede gördüğüm birkaç ufak çalılığa saklanmaya çabalasam da geniş arazinin ortasında dımdızlak meydandaydım. Ama karşımdakiler bunun farkında bile değildi. Adam öldürme konusunda mahir tüm insanlar gibi güçlü, uzun boylu, Geniş omuzlu ve kel bir adamdı. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Bana güvenenleri memnun edecek fırsatı nihayet yakalamıştım. Çiftliğin girişindeki üç silahlı adamı net bir şekilde görebiliyordum. Ancak elbette içeride fazlası vardı. Beni beklediklerini biliyordum. Sevil kapıda göründü. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Ses sonundan az sonra şiddetli bir tartışmaya başlayacağımız anlaşılıyordu. Ne yaptığımı görmüştü. "Son bölüm" diye merakını giderdim. Benim için yapabileceği, son iyiliği de yapmış olmak için yemek yedin mi diye sordu. Tos yedim dedim. Çiftliğin kapısına 100 metre kala çayı yeni demledim, tazedir. Çiftliğe yaklaştıkça yol kenarında ortaya çıkan çalılıklar saklanmam için iyi bir fırsat yaratıyordu. Başımı iyice eğdim. <laughs> evet, ilk sayfası bu şekilde. Eee, kelamın kibarınıza hı. sağlık öncelikle. E, standart standart bir sorum oluyor genelde benim. Hı hı. İlk paragraf veya ilk cümle üzerine İlk paragraf veya cümlenizin öykü anlayışınızdaki yeri nedir? Böyle yani ilk cümleleri e, özenli bir şekilde seçmeye çalışıyorum. Yani ya vurucu girişler genellikle öyküde zor oluyor. Yani o daha çok romanlarda karşılaştığımız şeyler e, öyküde bunu yapmak biraz daha zor geliyor bana. O yüzden giriş, ya yani evet özel bir çaba sarf ediyorum ama asıl şeyi ben sonlarda daha çok sonda çabalıyor hmm. sona bırakıyorum asıl e, vurucu kısmı veya işte okuru alacak kısmı genellikle bunun için uğraşıyorum yani, O sonra... yüzden e, yani başlangıçta Tabii ki kafamda bir şey belli oluyor o ilk cümle veya ilk paragraf belli oluyor ama ondan sonra ben onu çok değiştiriyorum çok değişiyor ya mesela çok kendi hani şeyle beraber fikirle beraber gelen şeyler oluyor tabii ki cümleler oluyor. Mesela işte yakın zamanda yazdım ama hani ya yani henüz üzerinden çok fazla geçmediğim bir öyküm var mesela. Ee, biraz çok kısa bahsettiğim isterseniz. Olur, olur. İşte Fenerbahçeliyim ben bayağı e, fanatik düzeyde. Bizim <laughs> Fenerbahçeliler için e, çok travmatik bir maç vardır. İşte o maçta geçen o maçın sonunda geçen bir ifade kalk up, ya kalk Allah'ın dediği olur. İşte Öykü ismi Öykünün ismi bu. Kalk up, ya kalk Allah'ın dediği olur. İşte işte mesela orada ilk cümlem oldu da şeklinde. Yani hani o şeye uygun, paragraf da ona uygun. O biraz kendisini yani çok hiç sallamadığım ilk ya sallamadığım değil mi de özel çaba sarf etmediğim ilk paragraflar veya ilk cümleler de var ama çok kendisini getiren o konuyla beraber getiren İlk cümleler paragraflarda oluyor. Ya mesela ben şimdi bu öykü özelinde ilk cümle ilk paragraf benim için çok çok çalıştığım bir şey miydi? Değildi muhtemelen. Oradaki asıl fikir benim için önemliydi. Gibi. Sonlar'da, yani değişiyor. Sonlarda da tahmin ettiğim kadarıyla galiba daha çarpıcı olmasını standarttan ziyade etkilemesini istiyorsunuz. Ya evet, biraz o şey oldu aslında. Bu dosya özelinde konuşacak olursam. Ee... Bu dosyada öyle denk geldi yani illa böyle olsun diye bir çabam da olmuyor ama ya tabii ki o sonu güzel o bir tat bırakma isteği var ama o illa çarpıcı olsun şeyi ile yazmıyorum. Ee, bu dosya özelinde söyleyecek olursa çoğunluğu öyle evet sonunda bir, bir şeyler oluyor ve işte yükseliyor yükseliyor ve bir patlak veriyor o böyle denk geldi bundan sonrakilerde öyle olur mu bilemiyorum yani. Şimdi ilk dosyanız olması itibariyle ilk öykü dosyanız e, almadığınız öykülerde bu tip durum geçerli değil mi? Veya almadığınız öyküleri ikinci kitaba veya üçüncü kitaba ekleme gibi bir ihtimaliniz var mı? Ya almadığım öyküler m, oldu yani editöryel e, süreç sonucunda e, editörüm e, Mustafa Çevik Doğan'dı. E, o da çok aynı zamanda iyi bir öykücü hani. ...mükemmel editörlüğünün yanı sıra... Ee, ...çok direttiğim birkaç öykü oldu... ...sonra dönüp baktım... ...iyi ki almamışım dedim yani gerçekten... hani ...neden editör olduğunu... ...Mustafa'nın orada anlamış oldum... Ee, ...onları düşünmüyorum... ...ama onlardan... ...bir tanesini belki değiştirme... ...ihtimalim olabilir yani... ...daha açıp farklı bir... E, ...biçime sokup... E, ...yeniden değerlendirme ihtimalim olabilir... Hmm. ...yani onları alınmamasının nedeni o bahsettiğimiz şey değil. işte vuruculuk vesaire değildi. O farklı nedenlerle alınmamıştı. Yani editör dediğim gibi editoryal karardı tamamen o. Ama o yani hak veriyorum şu anda. İyi ki alınmamış dediğim iki öykü var <laughs> yani. o yüzden bir tanesinde çok direktmiştim. Onda da işte onu değiştirebilirim yani şey yapabilirim. Bir farklı bir biçime sokabilirim. Şimdi onlar yayınlanmıştır muhtemelen dergilerde. Hı hı. E fakat kitaba eklenilmedi. Bir öykü çöplüğümüz oluşabiliyor geçmişe dair. Silemeyip atamadığımız, belki de hani kenarda yeni kitabı eklemeyeceğiniz düşündüğünüz ama hala bekleyen durumlar. Bu sizi rahatsız ediyor mu veya tedirgin ediyor mu? Yok yani... E... Şimdi onu o tabii ki ilk başta vardı. Şu an mesela... E çalışıyorum biraz öykülerimin şeyi uzadı gibi e, yani kendime göre e, ne, yani kelime sayısı açısından söyleyeyim uzadı biraz öykülerim e, şu an şey yapmıyorum mesela ya bu öyküyü koymalıyım muhakkak yeni dosyaya yeni dosya yazı. yok dursun beklesin diyebileceğim öyküler olacaktır muhtemelen yani artık ondan rahatsız olmuyorum ya ben hatta şey yaptım üniversite yıllarında işte çok 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 amatör, çok kötü yazdığım şeyler vardı. Ya geçen onları didikledim bir yerlerden buldum. Onları bile yani şu an mevcut kullandığım bilgisayarıma bir şekilde aktardım. Ya dursun kenarda ya ne bakayım ne yazmışım diye. Ya o yüzden çok rahatsız etmiyor. O öykü çöplü oluşabilir. İlk, ama dediğim gibi o ilk kitap öncesinde yoktu. Her şeyi yazdım her şey yayınlansın istedim orada. <laughs> ee, ya ki zaten yazdım her şeyi gönderdim ama. Dediğim gibi üç tanesi çıkan bir şok olmuştum. Ya i̇yi ki çıkarılmış çok şey değil yani şu anda hiç e, ahlanıp ahlanmıyorum ona. Hmm. Peki e, sana göre size göre nitelikli bir metnin öykünün özelliği nelerdir? Ya bu çok geniş bir soru. Ee, ya Ben buna çok gerçekten buna çok net bir cevabım yok. Hmm. Yani çok farklı e, öykü tarzlarını e, çok seviyorum. Yani Said Faik'i de çok seviyorum. Yusato Bener'i de çok seviyorum. Ama öte yandan Edgar Keret'i de, Kurt Vonnegut'u da çok seviyorum ben. Ama belki şunu söyleyebilirim. Ee, okuyucuya bir alan tanıması benim için öykü öykü yapan Hı. özelliklerden birisi. Yani her şeyi okuyucunun üzerine boca etmemesi, alan tanıması, nefes alacak bir alan bırakması ve aslında okuyucuyu düşündürecek bir alan bırakması. Daha klasik tabirle ifade edecek olursak her şeyi anlatmayıp sezdirmesi belki diyebilirim ama dediğim gibi onun dışında bence öykü budur böyle olmalıdır gibi kesin bir yargım yok ya kesinlikle yok yani ya mesela şey de çok değişiyor ben işte Lydia Davis'in hangi kitabıydı rahatsızlık çeşitleri değildi bir tane daha kitabı vardı onun. neyse onu okumuştum mesela. ...tarzı hoşuma gitmemişti çok fazla. ki Halbuki çok büyük öykücü. Sonra bu sene mesela... ...rahatsızlık çeşitlerini okudum. Tarzı yine aynı. Ama mesela bu sefer çok... ...ben de bambaşka etki yarattı. Yani o şey de değişebiliyor. O yüzden... ...dediğim gibi orada çok büyük laflar... ...edebilecek bir şeyde de... ...kendimi görmüyorum açıkçası. Biraz... ...kişisel bir şey... ...bırakıyorum kendime. Alan bırakıyorum. Ama okurken duygu duygunuza göre de... ...kitabın etkili veya etkisiz olması olabiliyor doğru. E tabi yani hem yani duygu durumuna bağlı hem de artık bir noktadan sonra tabi işin teknik detayına da bakıyorsunuz yani. Yani o ya yani şey değil bu demin söylediğim her şey öykü olabilire kapa açmak istemiyorum. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Yani her şey öykü değil. Ve her yazılan şeyi öykü olarak kabul etmiyoruz ama orada e, temel bazı işte teknik detayları yakalayabilmiş, onların şartlarını sağlayabilmiş metinleri öykü olarak değerlendiriyorum tabii. Yani şey yapmıyorum. Ha ki kim bana uyar kim uymaz o ayrı mevzu. şey şeyin farkındalığını hissediyor musunuz? Önceki yıllarda ilk okumalarımızda o doyasıya metni hissedebilmenin zıttı olarak şimdilerde daha teknik detaylara da baktığımız için o keyfi zedelediğini görebiliyoruz. Hani çok nadir eserlerde bu etkilenmeler, büyük tesirler gerçekleşiyor. Bu tip duygular var mı sizde? De? Var oluyor. Yani o bir noktadan sonra can sıkıcı da olabiliyor. Ya bu özellikle şeyde var. Bizim şimdi özellikle son 10 yıl mı diyelim? 10 yıl bile değil aslında. 6-7 yıldır Türkiye'de ciddi anlamda öykü kitabı çıkıyor yani ben de onlardan biriyim sonuçta siz de öylesiniz ee, şey yani çok fazla öykü yazılıyor ve öykü çok fazla öykü yazıldığı için bir noktadan sonra ya şey dönüyor sen ben bizim olan birbirimizi okuyoruz ee, ve bir noktada şuna döndüğünü kendi açımdan keşfettim ulan bu da basılır mı yani hani bu da mı basılmış düşüncesi şimdi bu çirkin ya yani, yani Haklı da olsa yine de çirkin bir şey. Sen de basıldı. O yüzden o dediğiniz işte bir noktadan sonra zevk alarak okuma şeyi zedelenebiliyor. Çünkü bir yandan da şey yapıyorsunuz. İşte çağdaşım okumalıyım bakalım neler yazmış. Arkadan öyle de bir şey var. Evet. Baskı var. Yani yapmalıyız. Ama e, hayat kısa. İşte e, okunacak şeyler çok fazla. E, geçenlerde biz Bülent'le öyle bir e, muhabbet ederken Bülent Ay öyle bir muhabbet ederken bir video çektik mesela bilmiyorum belki karşılaşmışsınızdır karşılaşmadıysanız bakarsınız onun bir e, şeyi var YouTube kanalında konuşmuştuk işte o biraz beni provoke etmişti şey diye işte neden seni okuyayım ki Dostoyevski varken? Klasikler. Yani Dostoyevski tabii klasikleri orada niteliyor. Klasikler varken neden seni okuyayım? İşte orada ben neden beni okum? Ok yani ben değil de işte çağdaşların okuması, okumamız gerektiğine ilişkin bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ee, evet aslında iş özü de ona dönüyor. Yani, yani niye beni okuyuz, okusun ki insanlar? Durumu baskın olabiliyor. Ama onun da tabii farklı bir tartışma konusu ama o şey çıkıyor bir noktadan sonra o teknik şeylere takılmak, teknik şeylere takılmakla beraber o dediğim işte acaba çağdaşlarım ne yazmış ben ondan iyi miyim veya bu basılmaya değer okunmaya değer mi düşüncesi e, okuma şeyini biraz zedeliyor evet yani bu çok net. Aa, evet e, vaktimizi de aldığı için istek istemez e, diğer muhtemel okuyacaklarımızın da önüne geçiyor kapısını kapatıyor. Kesinlikle. Bu da çok kötü bir şey. Durum bir evet, bağlı. Ya yani ben mesela bende bir de şey de var yani ne yazık ki kötü bir şey. Çok yarım bırakmayı sevmiyorum. Yani zorlasa da sonuna kadar bir okumaya çalışıyorum. Yani hiç gerek yok aslında işte o tabii kişisel bir şey yani. yani bunu yapanlar da var sonuçta. Bakıyor. 3-5 sayfa gitmeyince atıyor elinden. O, o doğal. Yani yapılabilir. Yani ben bende o olmadığı için de o şey çok teknik gözle bakmaya çalışıyorum. Bir de şey de var, teknik gözle bakmak ayrı. İkincisi bir de ben buradan bir şey üretebilir miyim? Ben de bir şeyler yakalayabilir miyim? O düşünce de var. O yüzden o çok rahat okumayı engelliyor açıkçası. Bir anlık oluyor ben son zamanlarda çok aşırı önceki vakitlere göre okuma sağlayamıyorum ama okurken de. Çok sevdiğim dostlarımın beğendiklerini e, tavsiyesine değer verdiğim dostlarımın beğendiklerini okumayı tercih ediyorum. Bu bende daha böyle seçici e, bir yan bırakıyor haliyle. Tabi o yani tabi şimdi arkadaşların, dostların e, tavsiye ettikleri vesaire bunlar ayrı. Bir de tabi böyle de bir furya var yani işte şey profesyonel okurlar dediğimiz bir kitle var. Evet. sürekli işte kitap paylaşımları kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada tabii bunu. Ama yani böyle de bir şey oluştu. <laughs> sürekli onların şeylerini takip etmek. Ya açık söyleyeyim yani gönderdik yani kitap gönderdik hani bazılarına evet, evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> yapılıyor bu. Onla yüzden... oynamak gibi bir şey var. Evet, evet. Ya dediğim gibi bu şey değil. Zaman kazandırdığı taraf da var. Ama öte yandan bir tekele tekelleşme şeyi de var yani. <laughs> riski de. Veya tekelleşme riskiyle beraber şey var. E, yani kalitenin belli bir standarda inmesi. Yani takılı kalması gibi bir risk de doğuruyor. Ee, yani... o zaman kıymetli evet yani yapacak bir şey yok. Neden hikaye anlatıp insan? Siz neden hikaye anlatıyorsunuz? Öykü yazıyorsunuz? Güzel şöyle ya bu bende çok geç aslında ortaya çıktı yani çok geç derken belki tabi bunu geçmişteki yazarların işte yazmaya veya üretmeye başladıkları yaşla değerlendirmemek lazım. Çünkü işte geçmişteki işte 20 yaş şu andaki 30 yaşa tekabül ediyor olabilir ama bende işte hani lise çağlarında hiç öyle bir şeyim yoktu üniversitede biraz işte hayat tanımaya başladıkça biraz bir ses, bir şey ortaya koyayım düşüncesi gelişmişti. sinema o dönem çok ilgimi çekiyordu. İşte müziğe yeteneksizdim. Yani bir sanat dalıyla ilgilenme şeyi vardı, ihtiyacı vardı. ve bir gün işte yani o tabii ki edeb yani kitap okuyordum, edebiyat kitapları da okuyordum ama yoğunluklu bir şekilde ve ee, yolumu bu buraya doğru çıkaracak şekilde okumuyordum ve bir gün e, işte Ardarda çok iyi kitaplar okudum ve dedim ki ya yazmalıyım Ben de yazayım. yani hikaye anlatma dürtüsünden ziyade dünyaya bir şeyler söyleyebilme dürtüsüyle başlamıştı Daha sonrasında işte bunun aslında saçma e, bir başlangıç noktası olduğunu keşfettim yani çünkü bir şey anlatamadıktan yani dünyaya ne diyeceksin ki hikaye anlatamadıktan sonra çünkü edebiyatla ilgileniyorsa yani bir şey hikaye anlatman lazım ve ee, bir süre sonra bıraktım ha, o geçen geldi aklıma o, bu ilk hani burada söyleyeyim yani işte sonuçta yaptık işte ilk kitap vesilesiyle birçok yerde işte söyleşi öyleşi e, yaptık ama hiçbir yerde demediğimi fark ettim şimdi burada söyleyeyim ben e, üniversite deyken işte öğrenci evimde işte şeylere mutfak duvarına küçürek öyküler yazıyordum ya o zaman ya böyle baya işte 3-5 cümlelik o kadar bile değil. Herhalde ilk öyle başladı benim şeyim hikaye anlatma şey. Tabii o biraz işte Oğuz Atay esintili vesaire işte şeylerdi. ironik olsun vesaire gibi. Daha sonra işte aslında bu şeyim içimde çekildi çünkü yapamadığımı gördüm. Ee, ne zaman ki işte kızım e, doğacaktı işte kızım doğmadan evvel, içimde böyle bir korku peydah oldu ve <laughs> ben dedim edebiyata ilgileniyordum ya edebiyata tekrar döneyim ve orada şey yaptım. Zaten o demin okudum yeniden oyna öyküsü de biraz öyle çıktı. Hmm. Ee, o zaman anlatmaya başladım. Belki bilinç altında işte kızıma bir şey bırakma e, içgüdüsüyle de olabilir ama tabii da, dedim, onun çok öncesi de vardı. sonra ucuna alamadım kendi çapımda yani şu anda hala işte kafamda herhangi bir şeye bakarken bir hikaye anlatabilir miyim? Bunu öyküleştirebilir miyim? Veya romanla çevirebilir miyim? diye bakıyorum yani artık buna dönüştü. Hikaye anlatmak size bir şey kazandırıyor peki? Yani ee, şey anlamında düşünür mad maddi, maddi zaten bir şey maddi, yok maddi kazandırmasa tahmin işte. ediyoruz. Ha yani onu hani biz şey değiliz. Amerika'da ya da İngiltere'de değiliz. Yazdığımız ilk dosyayla işte güzel avanslar alıp şey yapmayalım. öyle bir şey yok. Manevi anlamda tabii büyük bir, bir tatmin duygusu kazandırıyor. O var yani o çok işte ama bu da nasıl diyeyim çıkarcı bir bakış açısı olduğu için belki o belki çok zikretmek istemiyor olabilirim ama bireysel tatmin sağlıyor tabi. Bazı duygulardan çevremizin söyleyebileceği şeyleri kaçınıyoruz, dile getirmekte imtina ediyoruz. Ya bu çok doğal bir duygu. Tabii. Evet, yine dile getirmeyelim de çok doğal bir <laughs> duygu diye geçiştirelim. <laughs> yani evet işte. İlk kitabım çıktı işte. Ben bu arada kendimi bana sormuşlar işte yazar olarak tanımlamadım söyledim. Yani çünkü ya bu çok büyük bir paye, yazarlık çok büyük bir paye vesaire olarak gördüğüm için değil ama ya bir dur bakalım ya yani daha bir dur bakalım e, düşüncesi olduğu için kendimi çok yazar olarak vesaire dedim. Yazmaya çalışıyorum diyelim. O yüzden belki daha sonrasında o tatmin duygusu veya işte başka artık hangi duygu gelecekse belki o zaman daha şey gelebilir. Yoğun gelebilir. Kızınızın ismi Azra diye biliyorum. Hani yazdıklarında evet, evet. bir nevi ona da isnadan olabilir gibi bir ifade kullanmıştınız az önce. Hani onu evet. anlayacağı için değil de belki de biraz büyümeye başladığında son dönem öykü yazar yıllarında arkadaşlarımızla çocuk edebiyatına dair yönelmelik yönelmeler oluyor. Böyle bir yönelmeniz olacak mı acaba? Güzel soru çünkü ben değil de Azra çok istiyor onu. Ee, şimdi Azra benimle yaşamıyor, ee, annesiyle yaşıyor ve bir araya geldiğimizde bana bu konuda çok soruyor. Diyorum ki yani bu çok özel bir alan yani ben hani kendimi bu alanda yetkin görmüyorum kızım o yüzden yazamam. İyi ben yazayım o zaman dedi oturdu bir şeyler yazdı benim bilgisayarımda ha, duruyor yani limon diye işte bir kuşun hayatını anlattı. <laughs> Tabii dal konmuş yani kuş misali o da. Aldım biraz düzelttim mesela çok hoşuna gitti. Ara ara işte bana geldiğinde oturup yazıyor. Ben olmasam da belki Azra <laughs> öyle bir şey yapar ben de onu düzeltirim. Ama şey gözü yükseklerde ben dedim ki hani ben Kızım eğer yazarsan ve bastırılabilecek boyuta gelir bir şey olursa işte bir şey var oradan bastırırız işte bu şey var kitap yurdu doğrudan yayıncılık evet. ee, yok diyor yani işte o, işte, okudu okuduğu evde okuduğu şeyleri istiyor işte YKY işte Doğan Çocuk işte, işte neyse Can Çocuk bunlardan olsun diyor <laughs> o yüzden ben değil de Azra'nın gözü var biraz onda <laughs> olabilir yani Olur, merakla bekliyoruz o zaman. O limon Limon diye bir şey yazdı. Ben de biraz işte düzelttim dediğim gibi. Sonra ama şeyi fark ettim yani. Çocuk bile olsa onu fark ediyor. Şimdi ilk taslağı yazmış yazmış. Okuyor geçen diyor ki bu ne saçma bunu niye anlatmışım diyor. Evet, mesela he. evet doğru yani niye anlattın ki bunu niye girdim bunu. Evet haklısın deyip onu mesela böyle düzeltiyor falan. Yani ya benim yönlendirmeyi bırakıyor kendisini. Belki ileride olur yani. Bir şey yarattı tabii yani çocukla. Aa babam yazıyor... ...işte ve hani bak... işte ...bir yerlerde bir şeyleri çıkıyor falan gibi... ...bir... E, e, ...tabii bu daha yeni olduğu için zamanla geçer herhalde... muhtemelen <laughs> onda da... Bak, ...o heyecan azalır. Efendim? Kaç içinde şu an? Dokuza yaklaştı. Aa bayağı. 9. Yani çok. bir... ...evet evet öyle bir şeyi var. Dediğim gibi ben değil de o Azra'nın... ...bir kitabı çıkarsa belki... E, ...işte yardımcı yazar olarak <laughs> ben de yapabilirim ona. Belki de. Ee, programın sonunda kısa soru ve cevaplı seri var. Müsaadenle ona geçmek istiyorum. Tabii o olur. olur. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? Kendi kitabımı uzun zamandır görüşemediğim bir yazar abim diyeyim artık. İsmail Pelit bilmiyorum tanıyor Tabii, musunuz? Tanıyorum. Selam olsun. İsmail Pelit'e imzaladım. Ona doğrudan elden veremedim ama işte kardeşine verdim. O verecek muhtemelen. Onu söyleyebilirim. <laughs> ee, İsmail Peyit de şeydir yani benim o kitabı yazma serüvenimde destekçilerimden biridir. O yüzden e, önemli benim için. Açlığınız aldığınız ilk kitap nedir? Ee, ya o biraz şey çünkü babam benim yayıncıydı. Ben ondan çaldım. <gülüyor> <gülüyor> benim e, çok kitabı ondan çaldım. O yüzden hani yok öyle bir şey muhtemelen. <laughs> Yani üniversite yıllarında bile hala babamın Anlıyorum. aklından yararlanıyordum. Şansın, o yüzden arkadaşlardansın. valla öyle diyelim evet öyle istiyoruz o konuda. Alıp da okuyamadığımız kitaplar var. Bu kadar onları teselli etmek için de söylemek istersiniz. Alıp okuyamadığımız kitapları teselli etmek için mi? Evet. Mı? Onları da seviyorum ya. Yani varlıkları yeterli benim için. Şu an çok etrafımda Var onlar. <laughs> onlar da benimle beraber nefes alıyorlar. Elbet bir gün diyorum. E, Defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim? Aa, çok var da. Dün bir tane film tekrar aklıma geldi. Birinin paylaşımında gördüm. There Will Be Blood. Ha. İşte Türkçe kalacak diye çevrildi galiba şey. Daniel Day-Lewis oynuyordu. Biraz şey neydi? Paul Thomas Anderson'ın... Yönettiği bir filmdi. Müthiş bir film. Ben bayılırım. Yani öz, özellikle oyunculuk anlamında. Onu söyleyebilirim. Ee, son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstüne ne söylemek istersiniz? Ben bu konuda çok şey verebilecek, tavsiye verebilecek biri olarak görmüyorum kendimi. Şundan dolayı çünkü çok yazma ritüelim benim dağınık biraz. Ben çok uzun süre kafamda kurup ondan sonra oturup yazmaya başlayan biriyim. Ama bunun da bir tür çalışma olduğunu düşünüyorum yani sürekli yazma üzerine işte öykü üzerine roman üzerine neyse fark etmez düşünmenin de bir tür çalışma olduğunu düşünüyorum o yüzden çalışmak gerekiyor ya yani üzerinde inatçı olmak gerekiyor biraz ve her ne kadar işte klasikler hep söylense de ben çağdaşların okunması gerektiğini de düşünüyorum muhakkak çünkü o bugünün dilini kullanıyor. Bugünün diliyle yazacak yazacağımız için bugünün dilini kullananları okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Anlıyorum. Keyifli bir program oldu. E, güzel e, cevaplar da aldım. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için e, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. E, i̇yi akşamlar dilerim.